arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle tığ işi başak çalışması yapacağız başak çalışmamız şöyle gayet kolay bir çalışma trabzanlarımızın üzerine başaklarımızı yerleştirerek istediğimiz boyuta gelene kadar örmeye devam edeceğiz yeleklerde ceketlerde hem çeyizlik hem günlük kullanım için oldukça uygun bir çalışma dilerseniz battaniyede çalışabilirsiniz evet bu modelimizi çalışmak için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Daha rahat ve yumuşak olması için. Yeteri kadar zincirimi çektim. Ve hemen trabzanlarımızı kurmaya başlayalım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirimin içerisine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve diğer zincirlerimin içerisine birer birer batarak sırasıyla trabzanlarımı örüyorum yapmış olduğum zincirimi tamamen trabzan olarak örelim ve sonrasında görüşelim. Bir sıra trabzanımızı çalıştım ve hemen 3 tane zincirimi çekiyorum son sırada 1 2 3 örgümün arkasını çeviriyorum. Bir tane tığımı başını dolayarak hemen yanına trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanımız her iki kenarımızda başlangıçta da bitişte de ikişer trabzanımız olmalı bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum ve trabzanlarımı saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. trabzanımın olduğu yerin ana gövdeye giriyorum ve başını doluyorum bakınız bir zincirimi çektim başını doladım araya giriyorum ilmeğimi uzatıyorum 1 2 3 3 defa ipimizi 4 ile 5'in arasından girdirdim tığımın başını dolayarak bir çektim, ikinci de kapadım. İki defa da çekiyoruz. Bakınız araya bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar bir, iki ve üç. Üç defa sararak giriyorum. Bir ve iki defa da çekiyorum. Ve aynı yuvanın içerisinde çift olarak görmüş olduğumuz başağımızı yerleştirdik. Yani fıstıklarımızı yaptık, başağımız oluştu. Hemen bir tane zincir çekiyorum ve saymaya başlıyorum. Tığımın başını doluyorum öncesinde. 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluğa giriyorum ve uzatıyorum. 3 defa aynı işlemimi yapıyorum. 3 defa sardım. 2 defa da çekiyorum. Bakınız 1 ve 2. Bir zincirimi çektim. Aynı yuvanın içerisine 1, 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Diğer başağıma arasında bir zinciri mutlaka bırakıyorum. Tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4. Giriyorum 1 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum. Bir zincirim ilave ediyorum. Aynı yere ikinci kez giriyorum. 1 2 3 1 ve 2 defa da kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4. Buraya giriyorum. Aynı işlemimi tekrar ediyorum. 3 defa girdim. 1 2 defa da çektim. Araya bir zincirimi çekiyorum. 1 2 ve 3. Bir defa çekiyorum kapatıyorum ve bir zincirimizi çekiyorum hem başaklarımızın arası hem iki başak arası bir tane zincirimiz mutlaka olacak unutmayalım bir zincirimi çektikten sonra son iki tane trabzanın üzerine gelerek batıyorum 1 ve 2 hemen bir iki üç tane zincirimi çekip örgümün arka yönünü çeviriyorum ve şöyle ön yönden yaptığımız işlemimizi önce bakalım Şöyle de arkasından baktık ve hemen tığımın başını doluyorum, ikinci trabzanımın üzerine batıyorum, bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum, bir tane başağımın üzerine geliyorum tepe noktasına bir trabzan örüyorum. İki başak arasına bir zincir çektiğim yere bir tane trabzan. Diğer başağın tepesine bir tane trabzanım örüyorum. Bakın 3 tane trabzan örüyoruz. Birer başaklarımıza bir tane araya. Şuradaki araya batmıyoruz. Hemen başağımızın üzerine batıyoruz. Arada zincir yok. Bir tane trabzan araya. Diğer başağımızın üzerine bir tane trabzan. Tekrar başağımın üzerine araya diğer başağımıza Tığımın başını doluyorum. Başağın üzerine araya ve diğer başağımızın üzerine örüyorum. Şöyle bakınız. Üçer tane trabzan örüyorum. Aralara örmüyorum. Son iki tane trabzanımı yine zincir çekmeden gelerek batıyorum. Bir ve hemen diğerine batıyorum. 2, Bir, 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve artık kurulumumuzu bu şekilde tamamladık örgümün yönünü çeviriyorum düz yönüne geçiyorum bakınız diğeri arka tarafı burası düz yönü hemen kenar iki trabzanımı örüyorum birinciyi zincir çekmiştim Hemen ikinci trabzanımı ekledim. Bakın sonda ve başta ikişer trabzanlarımız var. Tığımın başını doluyorum. İkinci başağımı örmek için, bakın trabzanlarımın üzerine batmıyorum, tam araya giriyorum. Trabzanların altından şu görmüş olduğum boşluğa giriyorum. Bir, biraz uzatıyorum. İki ve üç. İki defa da kapatıyorum. Bir ve iki. Araya bir zincir. Tekrar bir, iki, üç. Bir iki defa da çekiyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Diğer başağımın arasına geliyorum. 1 2 3 çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Tekrar 1 2 3 çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Diğer başak arasına 3 defa giriyorum. Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi ekliyorum ve bu şekilde son başağımızı da örelim son başağımı ördükten sonra bir tane zincir çektim iki tane trabzanımın önce öndekine sonra arkadakine batıyorum ve sıramızı tamamlıyorum bakınız başaklarımızı üst üste kurdum 1 2 3 İki sıradan oluşmakta. Bir trabzan, bir başaklarımızın olduğu sıstık dolgularımız. Bir trabzan, bir başak. Şimdi trabzan sıramızı başlatıyoruz. Üzerine yeniden başaklarımızı aynı şekilde kuruyoruz. Çok kolay ve çabuk boyu kalkan bir çalışma. Hiç sizi yormadan istediğiniz örgülerde kullanabileceğimiz güzel bir çalışma. Evet şimdi biraz bunu da büyüteyim ben. Modelimizi sırasıyla örmeye devam ettim. Bakınız şimdi fıstıklarımızı ördüm ve başaklarımızı ardı ardına oluşturdum. Gayet güzel ve kolay bir çalışma. Dilediğiniz iplerle modelimizi çalışabilirsiniz. İnce bu şekilde simli iplerle ya da e, badak iplerle tiptik angora normal bebek ünleriyle de öreceğimiz güzel bir çalışma. Evet e, bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın alan görüşmek üzere